Merhaba, iyi günler. Fethullahçılıktan bahsetmek istiyorum. Pek kimsenin son dönemde bahsetmediği, bahsetmek istemediği bir husus ama ben ısrarla bu konuyu ele almaya devam edeceğim. En son Ebu Seleme Gülen'le yaptığım yayın nedeniyle bu olay tekrar gündeme geldi biliyorsunuz. Çok büyük ilgi gördü. Her ne kadar benden önce Ahmet Dönmez, ki kendisi Fethullahçılık içerisinden çıkmış bir gazeteci, önemli işler yapıyor. O Ebu Seleme Gülen'le daha önce bir yayın yapmıştı. Ben ardından yaptım. Üç aşağı beş yukarı benzer konuları konuştuk. Fakat onun yayınının etkisi ayrı, benim yayınımın etkisi ayrı oldu. Ve o yayının ardından ne zaman Fethullahçılarla ilgili bir şey yapsam başıma gelen bir kez daha geldi ve bu sefer daha sert geldi. Çünkü daha önceki yayınlarda genellikle kendim bir şeyler söylüyordum. Ama bu sefer kendi işlerinden birisi ve Fethullah Gülen'in yeğeni, o bir takım ifşalarda bulunduğu için çok daha fazla bir kızgınlık yaşadılar ve tepkiler verdiler. Onu biliyorsunuzdur. Yurt dışında, büyük bir çoğunluğu yurt dışında olan bu kişiler genellikle müstear olarak nickname'lerle ama bir kısmı da gerçek kimlikleriyle bana yönelik olarak bir takım şeyler söylediler. Aşağılama, iftira, küfür, hakaret, şu bu. Çok rahatsız oldular. Ama bu arada bu hareketle bir şekilde ilişkisi olmuş olup ama sonra şu ya da bu nedenle kopmuş olan birçok insanın da çok olumlu tepkilerini gördüm. Onlar bana doğrudan ulaşanlar oldu, içlerini dökenler oldu vesaire. Bu hep benzer şeyler oluyor. Darbe girişiminden bu yana özellikle bu olaya çoklukla ben bizzat tanık oluyorum. Peki o zaman şöyle bir soru, başlıktaki soru. Ben ne istiyorum bu Fethullahçılardan? Bunun öyküsü çok eski, 40 yıla varıyor. 1985 yılında gazeteciliğe başladıktan bir süre sonra İslami hareket üzerine çalışmaya başladım ve kaçınılmaz bir şekilde karşıma Fethullahçılık olgusu çıktı. Ama Fethullahçılar o tarihte görünmüyorlardı, gizliydiler. Adları dolaşıyordu. Fethullah Gülen'in bir takım bazı kasetleri, o zaman video kaseti olarak gizlice dolaşıma sokuluyordu vesaire. Böyle bir ortamda konuştuğum ettiğim İslamcıların, değişik cemaatlerden İslamcıların hemen hemen hepsi Fethullahçılardan nefret ediyordu ve hatta onu CIA ajanı, Amerikancı İslamcılık vesaire olarak tanımlıyorlardı. İşin ilginç tarafı bunu söyleyenlerden bazıları yıllar sonra Fethullahçıların yayın organlarında yazdıkları için hapise düştüler. Uzun bir süre hapis yattılar. Böyle ilginç bir durum da var. Fethullahçılıkla ilgilenmem tamamen gazetecilik ve İslami hareket çalışan birisi olarak mecburen çalışmak durumunda olduğum bir hareket. Ve daha ilk başlarda bir tesadüf eseri, ki bunun öyküsünü anlatmıştım Gomaşinen'de, Fethullahçıların İstanbul, İzmir ve Bursa'daki askeri liselere sızmasını saptandığını ve operasyonlar yapıldığını öğrendim. Meslektaşım Nokta Dergisi'nde Can San'la birlikte biz bu olayı ele aldık ve bayağı da önemli bir haber yaptık. Hala bu haberi dönem dönem paylaşırım ve çok da ilgili okunur. O tarihte 86 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok büyük bir olaydı. Hatta İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'nin o tarihteki komutanı daha sonra Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Büyükanıt'mış meğer. O olay tabii ki Fethullahçıların ve Fethullah Gülen'in bana yönelik ilk kızgınlıkları diyelim. Daha sonra Fethullah Gülen ve cemaati yapısı ortaya çıktı ya da tam anlamıyla değilse bile bir yasal yönüyle Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üzerinden piyasaya çıktılar. Tam anlamıyla piyasaya çıktılar. Onun açılış toplantısını İstanbul'da Dedeman Oteli'nde izlemiştim. Fethullah Gülen orada ilk defa kameraların karşısına çıktı. Ve daha sonra da bir vesileyle
iftar verdiler İstanbul'da Polat Rönesans Oteli'nde. Çok büyük şatafatlı bir iftardı. Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordum ve oraya biz de Milliyet olarak bayağı bir ekiple gittik. Bizi çağırmamışlardı. Fethullah Gülen oraya bazı gazetecileri özel olarak çağırmıştı ve sonra iftarın belli bir aşamasından sonra o gazetecilerle ayrı bir yerde özel sohbet de etti. Tabii ki bizi katmadılar. İşte orada Fethullah Gülen'le hayatımdaki tek konuşmamı yaptım. O da şöyledir. Nihayet tanışabildik dedim. O da siz beni zaten tanıyorsunuz demişti ve o kadar. Ondan sonra bir daha görüşemedim. Kendisiyle defalarca röportaj yapmak için talepte bulundum ve her seferinde de bu talebime karşılık alamadım. Hatta bir yakını, beni de seven diyelim birisi, benim adıma ricacı olduğunda şöyle demiş, bana aktardığı şu: İşte hocam bizi o kadar yakından tanıyor, niye ona röportaj vermiyorsunuz? Onun da cevabı, işte bu yüzden bizi çok yakından tanıyor diye bir cevap vermiş. Beni sevmedi ama sevmiyor olması benim umurumda değil. Ben sonuçta gazeteciyim ve yapmaya elimden geldiği kadar bu hareketi takip etmeye çalıştım. Hareketin faaliyetlerini izledim, yurt içinde ve yurt dışında. Hareketin piyasadaki, ortadaki isimleriyle düzenli olarak görüştüm. Onlarla röportajlar yaptım vesaire. Okullarına, yurt dışındaki okullarına değişik seyahatler düzenlediler. Biliyorsunuz çok sayıda gazeteci götürdüler. Beni hiçbir zaman böyle bir ziyarete çağırmadılar ama ben kendim Irak Kürdistan bölgesel yönetimindeki Fethullahçıların okullarına kendim gittim. Orada uçakta tanıştım Fethullahçıların o bölgede çalışan insanlarıyla giderken Erbil'e ve daha sonra okullarını görme imkanım oldu. Onun dışında bir organize bir şekilde okullara falan gitmiş değilim. Gazetecilik benim derdim ve o gazeteciliği yapmak için insanların sizi sevmesi şart değil. Ama siz gazeteciliğin sınırları içerisinde ulaşabildiğiniz tüm kaynaklara ulaşarak bu tür hareketleri bilmek, benim durumumda İslamcılık çalıştığım için bilmek durumundasınız. Benim Fethullahçılık üzerine en yoğun yayın yaptığım dönem Erdoğan'la aralarının açılmaya başladığı dönemdir. Bunun miladı MİT krizidir. Daha sonra dershane krizi çıktı ve 17-25 Aralık oldu ve nihayette darbe girişimi oldu. Fakat daha MİT krizinden itibaren ben artık bu iki yapının birbirleriyle bir savaş içerisine girdiğini söyledim. Meydan muharebesi olarak tanımlamıştım. Ama her iki tarafta bana el birliği etmişçesine kızdılar, öfkelendiler. Çünkü henüz kopma noktasında değildiler. Bunu kopuşa doğru gittiğini söyleyenleri de sevmiyorlardı. Her iki tarafta bana işte sen fitne çıkartmaya çalışıyorsun, fesat yapıyorsun falan dediler. Ama sonra adım adım gördük ki bunlar aslında mecburen ittifak yapmış ama birbirlerini sevmeyen iki yapı. Ve o savaşı da çok yakından takip ettim. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da mümkün olduğu kadar bu olayı Fethullahçıların bundan sonraki geleceği üzerine yazıp çizmeye başladım. Yazıp çizmeye devam ettim daha doğrusu. Burada benim Fethullahçılardan istediğim bir şey yok. İstediğim şeffaf olmalarıydı. Fethullah Gülen'e yazmış olduğum bir 2005 yılında yanılmıyorsam açık mektup Vatan Gazetesi'nde orada sormuştum. Niye şeffaf olmuyorsunuz? Açık olun. Madem siz bir hizmet hareketlisiniz dediğiniz gibi açık olun, ulaşabilelim size. Ama buna hiçbir zaman yanaşmadılar. Çünkü bu hareket ikili bir hareket. Bir tarafta benim zamanında tanımladığım gibi bir sivil olan ayağı var, bir de sivil olmayan ayağı var. Ve biz sivil olan ayağıyla muhatap oluyoruz. Okulları, gazeteleri vesaire oluyorduk daha doğrusu. Ama esas işleri döndüren
dibin olmayan ayak. Bu ayak işte mahrem yapı dedikleri kendi işlerinde devlet içerisindeki o paralel örgütlenme. Fethullah Gülen'in bütün stratejisi o toplumsal hareketin içerisinden bu devleti ele geçirmeye yönelik o kadrolaşmayı yapmak, o kadroları yerleştirmek, gerektiğinde devletin içerisindeki farklı fraksiyonlarla ittifaklar yapmak. Bir dönem Refah Partisi'ne karşı askere yanaştı. Daha sonra askere karşı Erdoğan'a yanaştı. 12 Eylül döneminde sola karşı askere desteklerdi vesaire. Ve buradaki tüm hedefi de aslında kendi örgütlenmesini, devlet içerisindeki örgütlenmesini gerçekleştirebilmekti. 15 Temmuz'dan sonra yapılan o büyük tasfiyede binlerce kişi Fethullahçı olduğu gerekçesiyle devletin değişik kademelerinden atıldılar. Bunların büyük bir kısmı zaten belli ki Erdoğan yönetimi tarafından biliniyordu. Ama arada çok sayıda insanın da yani kurunun yanında çok sayıda yaşın da yandığını biliyoruz. Bu hareketin şeffaf olmasını istemek tabii ki çok naif bir şeydi. Olmadı ve ama hareketi esas olarak söylediklerini yapmayan, gerçek gündemi başka olan bir hareket olarak tanımladığınız zaman işte sizi sevmiyorlar. Sevmemeye de devam ediyorlar. Fethullah Gülen benim hakkımda bir yayında da söylemiştim. İddianameye geçen el yazısı bir notta benim hakkımda hareket hizmetin en büyük düşmanı tabiri kullanmış. Ben onların düşman olduğumu düşünmüyorum. Ama eleştirel yaklaşmış olmam nedeniyle beni düşman olarak görmelerini de anlıyorum. İşte burada ikinci soruya geçebiliriz. Fethullahçılar benden ne istiyor? Benden istedikleri onlara biat etmek tabii ki. Ya da onlarla anlaşma yapmak. Çok sayıda yakından tanıdığım kişiyle bu tür anlaşmalar yaptılar. Onlara köşe imkanı sundular. Onlara bir takım imkanlar verdiler. Bir takım kendi sözüm ona sivil toplum kuruluşlarında yöneticilikler verdiler. İsimlerini kendileri biliyor ve bir kısmı hapse girdi Türkiye'de, bir kısmı da Türkiye'ye gelmedi, yurt dışında yaşamaya devam ediyorlar. Bu kişileri onore ettiler vesaire ve onlara duymak istediklerini söylediler. Onları hep el üstünde tuttular. İşte bu Afrika'daki okulları, Asya'daki okulları gezdirdiler, Balkanlardaki okulları gezdirdiler, en iyi şekillerde ağırladılar vesaire. Ve onlara köşe yazma imkanı tanıdılar, televizyon programı yapma imkanı tanıdılar ve bunun karşılığında da tabii ki hak ettiklerini ve belki de hak ettiklerinden fazlasını verdiler. Buradaki temel amaç bunları kullanmaktı bu kişileri ve maalesef bu kişiler kullanılmaya izin verdiler. Bilerek yapmadılar diyeyim. Ama bu hareketin bu kadar karanlık bir yönünün olduğunu bilemeyecek kadar zekadan yoksun değillerdi. Öteden beri kafamı hep bu kurcalamıştır. Yakından tanıdığım, sevdiğim çok insan buraya kapıldı. Ama nasıl olur da kapılır? Yani burada şöyle bir hesap mı yapıldı? Bu hareket bir şekilde Erdoğan'ı da alt edecek falan. Ama bu entelektüel veya aydınlığa çok sığacak bir şey değil. Çünkü söz konusu olan hareket aslında sivil görünümlü fakat bir istihbarat teşkilatı gibi çalışan bir hareket. Şimdi mesela bu hareketin Fethullah Gülen ölürse yerine kim geçer diye bir takım isimler konuşuluyor. Bu isimlerin hiçbirisini kamuoyu bilmiyor. Normalde sosyal bir hareket olduğunu varsayarsak bizim öne çıkmış bir takım isimleri bir şekilde kamusal alanda görmüş olmamız lazım. Ama bu hareketin en güçlü isimleri genellikle kimsenin bilmediği, hareketin içerisindeki az sayıda insanın bildiği kişiler olmalı. Böyle bir ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Bu bir şebeke sonuçta.
O şebekenin içerisinde kendini kullandırmak yazık bir durumdu. Ve bunun da bedelini birçokları çok ağır bir şekilde ödedi maalesef. Hapisler yaptılar. Bir tür sivil ölüme mahkum edildiler. Bazıları da Türkiye'ye dönemez oldu. Böyle bir durum. Beni satın almaya çalıştılar mı diyeyim? Yani eğer bir şey görselerdi, herhalde bunu denerlerdi. Böyle bir şeye tanık olmadım. Mesela Londra'da bir toplantıları vardı bunların. Avam kamerasının salonunda mı ne yapıldı? Fethullah Gülen sempozyumu. Ben bunu duyduğumda Vatan Gazetesi'ne dedim ki ya ben buraya gitmesem olmaz, muhakkak gitmeliyim dedim. Ama oraya beni çağırmamışlardı. Oraya beni çağırmamışlardı. Ben ama kendim organizasyonu buldum. Dedim ki ben geliyorum. Ve gittim. Ve orada çok sayıda gazetecinin çağrılmış olduğunu gördüm. Onlar o etkinlik hakkında hemen hemen hiçbir şey yazmadılar. Belki bir iki makale yazmışlardır. Ben ama 3 gün 4 gün boyunca orada yapılan konuşmaları vesaireleri haberleştirdim. Tamamen gazetenin imkanlarıyla gittim ve takip ettim. O öyle gelince de içeri sokmamazlık edemiyorlar. İngiltere olduğu için özellikle. Türkiye'de bir yerde olsaydı belki sokmak istemeyebilirler. Yani şöyle bir olay söyleyeyim. Onlar kapıdan kovuyor, ben bacadan giriyordum ve böyle devam etti. Ve benden en azından susmamı istediler, susmamı bekliyorlar. Çünkü birçok insan sustu. Birçok insan bunu, bu hareketin bittiğini düşünüyor. Buradan artık bir şey bir daha çıkmayacağını düşünüyor vesaire. Tamam, bunlar olabilir. Bir de konuşuyor gibi yapanlar var. Bunlar her önüne gelene FETÖ'cü diyen, her önüne gelene kripto FETÖ'cü diyen, FETÖ'cülükle mücadele üzerinden prim yapan ve pek de bir saygınlıkları olmayan isimler. İsimleri bana saydırtmayın, siz de biliyorsunuz. Yani onların Fethullahçılık üzerine söylediği, ettiği şeylerin hiçbirisi beni heyecanlandırmıyor. Çünkü bozuk bir plak gibi aynı şeyi söylüyorlar. Buradan ekmek yiyorlar. Fethullahçılar bu tür insanlardan memnunlar. Çünkü bu tür insanlar kendi tabanlarına ya da etki alanlarına hitap etmiyor. Çünkü bunlar tamamen bir düşman tavrıyla yaklaşıyorlar ve çok yalapşap bir şekilde giriyorlar. Bu aslında Fethullahçıların hoşuna gidiyor. Yani bu tür insanların varlığı hoşuna gidiyor. Ama benim gibi FETÖ falan demeyen, daha serin kanlı bakmaya çalışan ve de Fethullahçılığın etki alanındaki suça bulaşmamış, bu karanlık şebeke yönüyle ilgisi olmayan insanlara seslenmeye çalışanlardan çok nefret ediyorlar, korkuyorlar. Çünkü bunun bir karşılığı var. Ben bunu bizzat yaşıyorum. Benim düzenli olarak sohbet ettiğim, mesajlaştığım eski Fethullahçı Türkiye içerisinde ya da Türkiye dışarısında insanlar var. Bunlar gerçekten bir nasıl söyleyeyim kendilerine çıkacak yol aramış ve bir şekilde bulmuş insanlar ve işleri işte kolay değil. Çünkü bunların büyük bir çoğunluğu Ebu Gülen'in de dediği gibi cemaatin içinde doğmuş. Daha 10 yaşında, 11 yaşında bu yapının içerisine aileleri tarafından verilmiş insanlar. Hayatları boyunca bu yapı içerisinde giden ve bir biat kültürüyle giden insanlar ve birdenbire kendi ayakları üzerinde durmaya karar veriyorlar ve bayağı zorlanıyorlar ama çok daha onurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. İşte benim en çok gözettiğim bu tür insanlar Türkiye içerisinde ve Türkiye dışında bu hareketle ilişkisi değişik düzeylerde olan, özellikle tamamen böyle bir nasıl söyleyeyim, saf duygularla dini hizmet düşüncesiyle bu harekete destek vermiş olan insanlar. Bu çok anlaşılır bir şey. Çünkü Fethullah Gülen'in bir kendince bir cazibesi var. Bunu hiç kimse reddedemez. Onun zamanında verdiği vaazlara, ağlayarak verdiği vaazlarda ağlayan yüzlerce binlerce insan vardı.
İzmir'de saman pazarında vesaire. O videoları izlemişseniz zamanda görmüşsünüzdür. Sonuçta bu bir realite. Ve buraya insanların kapılması çok normal bir şey. İnsanları bu yüzden suçlayamazsınız. İşte benden ve benim gibi olanlardan en çok kızdıkları husus bu tür kesimlere ulaşabilmemiz. Onların dertleriyle hem dert olabilmemiz. Onlara başka bir çıkışın mümkün olduğunu gösterebilmemiz. İşte buna çok bozuluyorlar. Bozuldukları için de ne yapıyorlar? Sizi yaftalamaya çalışıyorlar. Mesela iktidar yanlısı diyorlar. Ne alakası varsa iktidar yanlısı. Yani medyaskopun öyküsünü biliyorsunuz. 9 yıldır nasıl ayakta kalmaya çalıştığımızı biliyorsunuz. İktidar yanlısı diyorlar, sonra daha da şey yapıyorlar, MİT'çi diyorlar, istihbaratçı diyorlar. Bunun böyle olmadığını kendileri de çok iyi biliyor çünkü yakın zamana kadar, yani darbe girişimine kadar, belki darbeden sonra da MİT içerisinde bayağı örgütlüydüler. MİT'in hangi gazetecileri kullandığını çok iyi biliyorlar. Yani oradaki kimlerin, hani o tabirle, çift maaşlı olduğunu Fethullahçılar kadar iyi bilen kimse yoktu. Böyle bir şey olmadığını biliyorlar ama buradan yani sizin her şeyle olmadığınız her şeyle suçlayarak karalamaya çalışıyorlar. Yani şeye kadar düştüler. Bizim batıdan aldığımız fonlara kadar düştüler. Yani hayatı özellikle son dönemde darbe girişimi sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avrupa'da hayatlarını geçiren, oradaki yerel yönetimlerin bir şekilde sahip çıktığı insanlar bizim AB'den ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı kurumlardan aldığımız paralar üzerinden bize bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Ne söylemek istediklerini de tam anlamıyorum. Yani Amerikancı mı diyor, Almancı mı diyor? Şimdi bunu diyen başka kesimler var. Onları anlıyorum ama tam bir çaresizlik içindeler. Susmamızı istiyorlar, susmamı istiyorlar. Susmadığımız için de konuşmaya devam ettiğimiz ve sorguladığımız ve buradaki sivil olmayan yanı, buradaki entrikacı yanı gözler önüne serdiğimiz için de çok öfkeleniyorlar. Çünkü onların varlık nedeni bu. Bu hareket sivil görünümlü aslında bir istihbarat örgütü gibi bir yapı. Bunu söylediğimiz zaman insanlar bu hareketin sivil ayağına kolay kolay teşne olmayacaklar. Ve bir diğer husus da tabii ki şu çok önemli. Bunu çaktırmamaya çalışıyorlar ama bulundukları ülkenin yönetimleri birçoğunda hala bu harekete yönelik bir takım sempatik ya da empatik yaklaşımlar var. Erdoğan'ın otoriter yönetimini haklı bir şekilde beğenmedikleri için ona karşı olanın onun kadar kötü olmayacağını düşünebiliyorlar. Ama benim gibi konuya bir şekilde hakim ve sivil, demokrasi yanlısı, özgürlükçü pozisyonlarında bildikleri isimlerin onlara Fethullahçılığın gerçek yönünü anlatması işte Fethullahçılara en çok bu korkutuyor. Yani Batı'yla ilişkilerine halel gelmesini istemiyorlar. Zamanında darbe girişimi sonrasında hükümet bir takım isimleri Amerika'ya vesaireye falan yolladı. Orada insanlara Fethullahçılık anlatsınlar diye. Ama onların anlattığı Fethullahçılığı dinleyen Amerikalı, Avrupalı, Fransız, Alman yetkililerin çok da fazla itibar ettiğini sanmıyorum. Ama kendi kişisel deneyimden biliyorum. Değişik vesilelerle sohbet etme imkanı bulduğum yabancı gazeteciler, yabancı diplomatların büyük bir kısmının şaşırdığına tanık oldum. Onlar genellikle bu olayı Fethullahçıların kendisinden ya da Fethullahçı düşmanlarından, yani Fethullahçı düşmanlığından ekmek yiyenlerden dinliyorlar. Ama bu olayın daha detaylı, bütün yönleriyle karşılaştırmalı bir şekilde aktarılması konusunda kafaları bayağı karışıyor. Bu da iyi oluyor. Ben bunların hepsini kendi kişisel
inisiyatifimle yaptım. Herhangi bir kişinin talebiyle falan değil. Çünkü gazeteci olarak zaten normal şartlarda çok sayıda kişiyle temas halinde oluyorsunuz. Gazeteci, yabancı gazeteci, yabancı diplomat vesaire. Ve buralarda biliyorum çok şaşırdıklarını gördüm. Ve muhtemelen kendilerine bu görüşmeleri aktardılar ya da onlar bir şekilde öğrendi ki özel olarak buradan ayrıca gıcık kaptıklarını çok iyi biliyorum. En çok da bu yüzden gıcık kapıyorlar ama ben ne olursa olsun ülkede, Türkiye toplumuna ama uluslararası topluma da elimden geldiğince tabii ki öyle gücümüz falan yok ama biliyorum ki Fethullahçılıkla ilgili yaptığım yayınların önemli bir kısmının Türkiye'deki yabancı temsilcilikler tarafından çevirtildiğini ya da danışmanlar tarafından oradaki yetkililere aktarıldığını biliyorum. Bunları anlatmaya devam edeceğim. Çünkü bu hareket sivil yönüyle belli bir değeri olan ama sivil yönü tamamen sivil olmayan yön için bir kaldıraç görevi gördüğü için esas olarak gerçekten Türkiye'nin hayrına olmayan bir hareket. Ve bununla bir gazeteci olarak bu hareketi anlatmak boynumun borcu, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da bu hareketin ne tür kötülüklere yol açtığını, daha da açabileceğini anlatmak da aynı şekilde boynumun borcu olsun. En güçlü oldukları dönemde korkmadım. Tabii ki insan endişeleniyor. Yapabilecekleri kötülüğün sınırı yok çünkü. Ama artık ne derler? Atın ölümü arpadan olsun diyelim. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.